Kerem. Kerem iyi misin? Kerem aç gözünü Kerem. Kerem bir şey söyle Kerem. Geçmiş olsun. Kerem iyi misin? İyiyim iyiyim. Biraz daha sıkarsan ölebilirim ama. Bir şey oldu sandım. Ağladın mı sen? Ne ağlaması ya? Heyecanlanınca panikten. Heyecanlanınca gözyaşı mı döküyorsun? Sen heyecanlanınca beni öpüyorsun. Ben heyecanlanınca gözyaşı dökemez miyim ya? Neyse yine de benden uyarması. Sakın aşık olma. Bayılmadın değil mi? Biliyordum zaten bayılmadığını. İlk çarpma anında kendimi kaybeder gibi oldum ama senin kendini kaybettiğini görecek kadar ayıktım. Hayvan. Ne oldu? Kırıldı galiba, kırıldı bu. Sıcağı sıcağına ben anlamamıştım, acısı şimdi çıktı. Bir çek bir dakika bakayım. Oo, ne yapıyorsun? Cani misin sen? Kırık falan değil ya, abartma. Kırık olsa anlardık herhalde. Kırık böyle olmaz. Pardon ortopedist hanım. Ne duruyorsun hadi arasana ambulansı, hastaneyi. Jandarmayı ara, kaza yaptık de bilgi ver. Belki zamanla yarışıyoruz şu an. Bacağımı her an kaybedebilirim. Hiç düşünüyor musun bunları? Ara hadi ara. Kocacığınla birazcık ilgilendin diye aşık olmazsın. Kerem. Neydi? Sakın aşık olma. Ama merak etme, elimden geleni yaparım, bana aşık olmazsın. Sağ ol, sakın aşık olma demek. Ama sana aşık olduğumu nereden biliyorsun? Yani belki başka birine aşık olmamam gerekiyor, onu söylüyorum. Niye kendi üstüne alınıyorsun ki? Aa dur, bir ağrı girdi. Arasana hemen, ne bekliyorsun? Nereye kadar bu pembe rüyalar, anlasana artık ayrı dünyalar. Kalbin kırık olanlara aşktan öte köy yok anlat sen soranlara. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz, kötü kız olmazsan. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz, kötü kız olmazsan. Ah, kırık değil mi? Yok. Ha, o zaman çıkık. Yok. Eziktir. Ezik mi? Çünkü ezik de böyle basit gibi görünür ama kırık gibi acı yapar derler. Tansiyonunuz normal. Tamam, sağ olun. Çok acıyor ya. Kerem ya, kedi şeyini görmüş, yara sanmış. Amma acındırdın kendini, yok bir şey. Ben burada, ayağım bir daha iyi olacak mı derdindeyim. Sen hala kedili medili şakalar yapıyorsun. Başka adam olabilirli şakalar yapıyorsun. Hadi kedi şaka, tamam da adamın şaka olduğunu sana kim söyledi? Ezik gibi de görünmüyor ama ben yine de bu aparatı takıyorum. Takın, takın. Bu en pahalısı değil mi? Son model. Siz bu MR da çekin hatta. Gereken her şeyi yapalım. Ben gizli kırıktan hala şüpheleniyorum. Bu kadar acım varsa bura yani muhtemelen kırık gibi bir şeydir. Volkan Bey haklı. Tamam, ne isterseniz yapılır. Teşekkürler, sağ ol. Abi hiç kalkma kalkma. Muhsin amcanın arabası geliyor. Değiş tokuş yapalım dedik. Şimdi ayağını uzatamazsın bu arabada. Daha rahat gideriz. İyi düşündün bro. Sağ ol. Kerem. Özür dilerim. Ha, yok canım, senlik bir şey yok. Ben artık arabayı bir dahakine daha dikkatli kullanacağım. (Gülüyor)
Oğlum hastanede kalsaydınız daha iyi olmaz mıydı? Kalsın kalsın Muhsin, vallahi kalsın. Ay gerekiyorsa Muhsin yurt dışından bir doktor getirelim ya da çocuğu yurt dışına götürelim, bir şey yapalım. Yahu bir dakika susar mısın, duyamıyorum çocuğu. Geldi abla bir sus, çocuğu duyamıyor. Ay Samet vallahi bileğimi parçaladın yani, bileğimi parçaladın yani, bırak Allah aşkına. Ay sana iyilik yaramıyor Yelda abla. Sen devam et Hülya. Ay Samet git git bana bir tane ıslak bir tane havlu getir. Vallahi ben kaldıramıyorum, vallahi bak bayılacağım, hiç dayanamıyorum öyle şey. Islak havlu hemen geliyor. O iyi yani, tamam. Kerem de kazayı bu yaptı sanır. Tamam evladım, tamam, sen öyle diyorsan hadi bekliyoruz. Tamam tamam, acele etmeyin, yavaş yavaş gelin, tamam. Geliyorlar mı? Geliyorlar, geliyorlar. Doktor gidebilirsin demiş. Ayağında ufak bir çarpmadan mütevellit bir acı varmış zaten. Gönderiyorlar. Ay Muhsin yani. Ay çocuğumuz belki şarampollerden yuvarlandı yani. Belki de görenlerin bu kadar takla atmış arabanın içinden nasıl çıktı bu çocuk dediği bir kaza olmuş. Sen daha eve gel diyorsun çocuğa. Yahu ne şarampolü ne taklası, Allah Allah, nereden çıkarıyorsun bunları ya? Ufak bir çarpma olmuş, araba yoldan çıkmış, hepsi bu. Olsun olsun, kontrol amaçlı. En azından bir gün falan kalsaydı çocuk orada yani. Ay çocuğumun ya iç organları böyle sızım sızım kanıyorsa, bir şey olduysa çocuk. Sen nereden biliyorsun bütün bunları? Ben bilirim, ben bilirim. Ben erkek annesiyim, erkek annesiyim ben. Allah'ım bana sabır ver ya Rabbim, ya Resulallah'ım ya. O Ayşe'de bir şey var mıymış? Ha? Kerem ne diyor? Nihayet gelinini sormak aklına geldi. Neyse hiçbir şey yokmuş maşallah. İyiymiş o. Geldim. Ay dur şimdi Samet, dur 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 dur. Muhsin. Hı? Bu kazada bu kıza bir şey olmaması sana da garip gelmiyor mu sence ha? Bence bu oğlumu öldürmek için planlı hazırlanmış bir komplo olabilir. Yelda nereden çıkarıyorsun bunları ya? Saçma sapan deli deli konuşma ya. Ay neler okuyoruz Muhsin, neler görüyoruz yani. Hayır böyle aşığıyla adam öldürmeler falan yani. Ay vallahi benim kafam buna çok tık. Vallahi benim çocuğum komploya mı gitti, ne oluyor ben? Ay skandal. Ama oluyor vallahi böyle şeyler. Yelda. Bak saçma sapan konuşmalar yapıyorsun. Eğer kızın yanında da böyle konuşursan vallahi şimdi söylüyorum çok ağır konuşurum, haberin olsun. Ay Samet bu ne Allah aşkına, bu ne bu ne bu ne, bak şapır şapır sular alnıma akıyor, sık bunu biraz sık. Yani Yelda abla sana iyilik de yaramıyor, hasta bakıcın yaptın bize. Komploya gitti çocuk, komploya gitti. Çok önemli bir kaza değilmiş zaten. Ben arkadaşların yanından kalktım geldim. Çok şükür, çok iyiler. Volkan Bey'le konuştum şimdi. Eve geçiyorlarmış. Vallahi ucuz atlatmışlar. Ya ucuz atlatmışlar. Önemli bir kaza değilmiş de. Hepinizin işine geldi tabii bu durum. Kıvırcık sen bir dur dur. Bir şey soracağım sana. Hani bu parlak fikirleri satma olayı var ya. Kime satıyoruz onu? Manav Niyazi. O kim lan? Tövbe estağfurullah ya. Patronlara kime satacaksın? Muhsin Bey var, Kerem Bey, Volkan Bey, Ceyda Hanım. Ya onları boş ver ya. Samet. Sen de Samet'i boş ver. Samet ne? Samet'e parlak fikrini verdiğinle kalırsın. Bu saydığım isimlerden onay alman lazım. İyi anladım, tamam. Çekilebilirsin. Sağ ol.
Çekil. Nereye kadar bu pembe rüyalar?